Herkese merhaba. Uzun zaman oldu video atmayalı. Umarım hayatınız iyi gidiyordur. Herkesin kendine göre farklı olan bu yaşam mücadelesinde umarım biraz daha fazla hayata tutunarak ilerlemeye devam edebiliyorsunuzdur. Uzun zamandan beri kameranın karşısına geçmiyorum. Malum senin internlüğün vermiş olduğu yoğunluk bahanesiyle kaçıyorum kamera karşısında. Ama buna bir dur deyip artık kamera karşısına geçmek istedim. Konuşmak istediğim konu şükür aslında. Kemal Sayar hocamla, Sabit Tün hocamın yapmış olduğu bu Gönül Sadası podcastlerinde çok güzel bir cümle kuruyordu Sabit Tün hoca. Kalbi şükre kapatmak. Manalı ve çok derin bir cümle. Yorumlarda sizin de kalbi şükre kapatmak ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. Yazarsanız çok sevinirim. Şükür konusu gerçekten çok önemli bir mesele. Ben bana sorulduğunda genelde hayata karşı tutunmayı ne sağlıyor sence, hayatın anlamı ne gibi sorularda ben temel olarak huzuru baz alırım. Hani mutluluk arayışı değil, kötülüklerle, umutsuzluklarla savaşmak da değil, bir şeyler başarmak da değil aslında. İnsanın temel olarak hayata tutunmasını sağlayan en önemli olgunun ben huzur olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda onun zıttı gibi gözüken huzursuzluk da aslında insanı hayata bağlı. Yani huzur kavramı, bu huzur kavramının varlık miktarı az veya çok insanı her şekilde yaşama bağlıyor. Kavram olarak şükür ve huzur kavramları ne kadar farklı olarak ele alınsa da bence huzur kavramının içinde şükrün yeri gerçekten çok fazla. Ve biz insan olarak kendimizi o kadar fazla akil gördüğümüz halde ne huzurun ne şükrün varlığının farkına varmak, onları düşünmek, onları eleştirmek, onlar üzerinde tartışmak gibi eylemlere girmediğimizi düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani şükür dendiği zaman işte çok şükür sağlıklıyız. Çok şükür karnımızı doyuruyoruz. Çok şükür huzurluyuz, güvendeyiz, ülkemizde iyiyiz. Tabii bu da bir şükürdür ama kimin söylediğini hatırlamıyorum. Şibli olabilir. Şükür dediğimiz kavram nimeti değil, nimeti vereni görmektir diyordu. Sahip olduğumuz nimetlere şükretmek yerine bu nimetleri veren varlığı gördükçe aslında şükrün aydınlığında hayatı biraz daha farklı açılardan görmeye başlıyoruz. Farklı açılardan bakmaya başlıyoruz. Bu bizim huzurumuzu da etkiliyor ve huzura vardıkça, huzurdan azaldıkça da aslında yani o huzur kavramına, huzur kavramının azlığına veya çokluğuna yaklaştıkça da inanın hayata daha fazla tutunmaya, hayatta çok daha fazla anlam bulmaya yaklaştığımızı düşünüyorum ben. Daha fazla konuşulabilir. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Kemal Sayar hocamın dediği gibi insan halk ve reca arasında salınan bir varlıktır diyor. Kolay değil insan olmak. Gerçekten çok zor. Hele hele bu hayatta, hele hele günümüz zamanında insan olmak, insan olmayı hissetmek, diğer insanların acısını hissetmek, insan oldukları için onlara acıyabilmek, insanların çektiği acıları, yaşadığı zulümlere karşı kalbini taşlaştırmadan onları az da olsa hissedebilmek. İnsan olmak biraz da bu. Ama günümüzde son olaylara özellikle baktığımızda insan olmayan çok fazla insan olduğunu görüyoruz. Umarım hepimizin farkındalığı arttıkça önce kendimize aydınlık sağlayarak sonrasında bu aydınlığı çevremizdeki insanlara da sağlayarak herkesin biraz da olsa insan olmasını sağlayabilirsek ne mutlu bize diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah.